რო მოვიდით, გაიზიარეთეს ჩვენი სიხარული, ჩვენი ძვირფასი სტუმარის მომზანება ჩვენთან. მან ჩემი რეაქციაა. ეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ირმა გილელი, ძალიან ცნობილი და ძალიან კარგი მწერალი, ახალგაზრდა მწერალი შეიძლება ითქვას, რომლის მეხუთე რომანს განვიხილავ დღეს, გვექნება მასთან საუბარი. პირველი მიზეზი ის არის, რომ ამ რომანის მთავარი გმირი არის ქართველი ქალბატონი. ხოშგელდინეს. Az sayıda da olsa Gürcü anlamayan arkadaşlar için çeviri yapalım. İşte bugün Irmak Sirili yazarın bir kitabını tanıtacağız. Bu beşinci romanı, bu romanı tanıtmamızın özel nedeni var. Çünkü biz düşünüyorlar ne yarayım? Aramkı o disrom da uşaklık es. Aseti cürpasist umarım pas. Arame disrom თურქულ თანამედროვე ლიტერატურაში გამოჩნდა ქართველი გმირი, ქართველი ავტორი და ის პრობლემები, რაც დაუშვათ თურქეთში მაცხოვრებელ აქ მომუშავე ქართველებს აქვს და მივა თურქ მკითხველამდე საქართველოს ის ცირე ისტორიებით, თავისი ადამიანური ისტორიებით და თავისი ადამიანური ტრაგედიებით. Kitabın kendi başına öneminin dışında tabii ki bizim için önemli olan bir şey romanın kahramanının bir Gürcü olması ve bu Gürcü ile ilgili konuların işlenmiş olması. Minde madluba utra kalıton Irmax. Pirlod rikşi cignistu, şimdi çaktan stumrobistuiz. Madluba Parnas. Romelis dres moderator bas gautzer çöns şehvedras. Da targnis. Akve minde utkaro uakhores momaval şigwekneba ახალი თარგმანების, Parnas ახალი თარგმანების წარდგინებაც. Magalitat, ეს კიდე ახალი ორი თარგმანი შეემატა მიხეილ ჯავახიშვილის თეატრის სახელო და დავით კობიაშვილის სამანიშვილის დედინაცვალი და მათ შორის ჩვენი უპირველესი ასე ვთქვათ ლიტერატურული ძეგლი შუშანიკის წამება და ამ დღეებშიც გაცნობებ კიდე ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით. Yazara hoş geldin diyoruz. Teşekkür ediyoruz geldiği için. Sen Deniz'e de İrak'a teşekkür etti. Moderatörlüğünü yapacağım diye. Ayrıca zamanda burada bu kitap tanıtımları devam edecek dedi. Söz konusu çevirileri Davut Diyaşvili'nin Samanşvili'nin ve Yannesi, ondan sonra Çavakşvili'nin Beyaz Yaka kitapları ve Şuşanik olarak anons ettiği şey aslında Şuşanik'in şehadeti, Gürcü'de bir şey. Ben kısaca Şuşanik diye çevirdim. Bu da Gürcü Edebiyatı'nın ilk eseri. 5. yüzyıldan kalma. Bu kitapların da burada tanıtımını yapacağız. Dros agar tsagartsmeot, jobiam tselas kholos. Evet, daha fazla zamanınızı almayacağım. Yazalım. Evet. Sanırım Türkçe devam edebiliriz. Başlayı düşünüyorum. Evet. Çok iki cümlelik bir giriş yapayım ben. Irmak Hanım'la biz daha önceden tanışmıyoruz. Tanışmamız şöyle oldu. Gürcü edebiyatının Türk yayın evlerine ulaşmasını sağlayan Kalem Ajansı'nın sahibi Nermin Mollaoğlu bana mail attı. Dedi böyle bir kitap çıktı. Ortak bir maille kitaptan söz edildi. Sonra Irmak Hanım bana kitabını gönderdi. Ve sonra ilişkimiz, tanışmamız böyle başladı. Daha sonra buluştuk. Burada yemek yedik. Madem Gürcü kahramanı anlatan bir kitap söz konusu ve buluşacağımız yerde Gürcü restoranı olsun diye burada buluştuk. Ben o arada romanı okumuştum ve zaten öyle karar vermiştik. Ben bir romanı bitireyim, sonra görüşelim, roman üzerine konuşalım diye. Sonra şey fikri gelişti doğal olarak, bu roman Gürcü'ye de çevrilirse iyi olur diye düşündük ve bunun girişimlerini yaptık. Böyle bir gelişme de söz konusu. Biraz acaba Türkçesinden mi tanıtsak yoksa sadece Gürcüsünü mi? Bu düşünceler içinde dedik Türkçesini de tanıtalım. Ne de olsa burada yaşayan temel olarak son dönemde gelmiş Gürcülere hitap edecekse bu insanlar zaten Türkçe biliyor. Türkçesini tanıtırız. Sonra Gürcüsü çıkar. Onu da tanıtırız diye düşündük. Şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Türk Edebiyatı'nda doğrudan çeviri kitaptan bahsetmiyorum. Türk Edebiyatı'nda yazılmış Gürcü temalı çok fazla kitap yok. Ben bu kitabın 3. kitap olduğunu söyleyebilirim.
Birincisi 19. yüzyılın son çeyreğinde yazılmış Ahmet Mithat Efendi'nin Gürce Kızı yahut İntikam diye bir romanı var. İkincisi Niyazi Ahmet Banoğlu'nun 1930'larda yazdığı Aşk Uğrunda diye bir roman var. O Georgi Sakazlı romanın kahramanı. Evet, arada böyle hani Gürcü temalı mıdır, değil midir diye söyleyebileceğim Aşela gibi bir takım romanlar daha var. Ama benim kanaatim Irmak Zilli'nin yazdığı Son Bakış Gürcü temalı. Ben işte Gürcü temalı tırnak içinde söyleyebiliriz. Gürcü temalı Türkiye edebiyatının ikinci romanı diyebilirim. Şimdi belki biraz Irmak Hanım konuşur, sonra belki soru cevap biçiminde devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi aslında hoş geldiniz. Çok mutluyum sizlerle karşılaştığım için. Çok gerçekten benim için çok heyecan verici bir karşılaşma bu. Çünkü Tina, romanımın kahramanı Tina ile aramda çok özel bir bağ kurdum. Çok böyle burnumun kemiği sızlıyor onu düşündüğüm zaman. Bütün romanlarımın karakterleriyle kuşkusuz ki bu bağı kuruyorum ama burada Tina ile başka türlü bir bağ oldu. Bunu tarif etmek, adlandırmak çok kolay değil. Belki biraz kederli bir hikaye olduğu için. Belki onun son dakikalarına eşlik etmiş olmak. Çünkü herhalde birisinin son dakikalarına bu dünya üzerindeki eşlik etmiş olmak dokunaklı bir şey ve sanki o giderken elini yanında tutmuşum gibi. Şimdi burada tabii herkes okumadı romanı. Çok genel olarak şunu söyleyeyim, konusunu özetleyeyim isterseniz öncelikle. Tina Türkiye'ye hasbelkader gelmiş, bir aşkın peşinden gelmiş. Kaveh isimli İranlı sevgilisiyle birlikte buradan Avrupa'ya transfer olmayı hayal ederek, amaçlayarak. Çünkü Kaveh kendi ülkesinde İran'da idamla yargılanan bir mahkum. Mahkum değil, aranan birisi, siyasi olarak yasaklı birisi ve Gürcistan'da tanışıyorlar ve sonra birlikte buraya gelip buradan Avrupa'ya geçmeyi planlıyorlar. Çok özel bir aşkları var. Fakat geçerken sınırdan Tina'nın deyimiyle bir kaza sonucu, bir son bakışıyla dönüp arkasına Kaveh'le ayrılıyorlar, ayrı düşüyorlar. Ayrıntı çok vermiyorum ki okuduğunuzda sizin için o büyüğü kaybolmasın. Ve romanı okuduğumuzda en başından itibaren biz şunu biliyoruz. Tina yerde yatıyor. Neden yerde yatıyor? Bir asfaltın üzerinde. Çünkü bir yerde bakıcılık yapıyor. Yatalak birisine bakıyor. Yaşlı bir kadına bakıyor. Ve bakkala giderken yanlışlıkla Gürcistan'daki evinin anahtarlarını alıyor. Vatan hasreti belki. Belki aslında gitmek istediği yer orası, bilmiyorum. Belki bunları siz daha çok hisseder ve anlarsınız Tina'nın neden o anahtarı aldığını. Ve eve tekrar geri dönemez. Çünkü girmeye çalıştığında fark ediyor ki evin anahtarı yanlış. Ve patronuna, yani bakıcılığını yaptığı kadının kızına ben anahtarları unuttum demeye çekiniyor. Ve çatıya çıkıp çatıdan içeriye girmeye çalışıyor. Fakat maalesef ki su borusuna tutunuyor ve o boru oradan kopuyor ve Tina aşağı düşüyor 5. kattan. Ve biz romanın son birkaç dakikası, Tina'nın son birkaç dakikasında Tina'nın iç sesinden ne yaşadığını, neden burada olduğunu, Gürcistan'da neler yaşadığını, burada neler yaşadığını, Türkiye'de yabancı olmanın nasıl bir şey olduğunu, neler hissettiğini, ona nasıl davranıldığını, bir yere ait olma arzusunu, ama bir türlü kabul görmemeyi, ötekileştirilmeyi, ama aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, kendi ülkesinde yaşadıklarını, ailesini, köklerini, Stalin zamanını, ondan öncesi Çarlık Rusyası dönemlerini, bütün bunların kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerini, korkuları, aslında evet tam da şu, kuşaktan kuşağa aktarılmış olan o korkuyu, o anahtarı unuttum deme korkusunu, bunu derse işinden olacağı korkusunu, bunu derse öfkeyle karşılaşma korkusunu ve bu korkunun nasıl öldürücü olabileceğini, insanın içselleştirilmiş otoritelerin insana ne yapabileceğini, bu yüzleşmelerini okuyoruz, vedasını okuyoruz, annesine konuşuyor, deda diyor, onu ana dilinde
söylüyor. Çünkü bana öyle geldi ki insan giderken buradan annesine ana dilinde seslenir. Bir de Bebiyası var onun. Çok kıymet verdiği, onun hayatına çok etkili olmuş olan. Deda'ya ve Bebiya'ya sesleniyor. Ve onlara anlatıyor hikayesini. Esas olarak Deda'ya anlatıyor. Bebiya'yı ise birazcık kolluyor ona. Aman çok fazla bir şey anlatma diyerek. Böyle bir hikaye. Yani son nefesini verene kadar Tina'nın yanındaydım. Beni çok etkiledi. O, Tina sayesinde ben de burada, Türkiye'de, burası benim ülkem olabilir. Ama yabancılık sadece bir yerde, bir ülkeye geldiğinizde, o ülkenin vatandaşı olsanız bile, o topraklarda doğup büyümüş olsanız bile bazen kendinizi yabancı hissedebiliyorsunuz. Tina sayesinde kendi içimdeki o yabancılık hissiyle karşılaştım. Onu anlamaya çalıştım. Ayrıca da Tina sayesinde hepimizin zaman zaman yaptığı bir şeyi fark ettim. Yanımızda çalışan insanlara ya da herhangi bir ortamda, herhangi bir şekilde aramızda bir hiyerarşi kurduğumuzda ya da oluştuğunda bu hiyerarşi, farkında olmadan içselleştirdiğimiz o ezme eğilimi ötekine, kendimde bunları da fark ettim, bunlarla yüzleştim ve aslında bir tür dönüşüm oldu benim açımdan da. Böyle özetleyebilirim hikayeyi. Evet. Yani her ne kadar roman Tina'nın düşüp yerde olduğu birkaç dakika üzerinden gitse de aslında romanın tamamen bir trajediden ibaret olduğunu söyleyemeyiz aslında. Tina'nın geriye dönük aklından geçen o fikirler, sorgulaması vesaire, içinden geldiği toplumu ta Çarlık döneminden itibaren düşünün, Petersburg'daki kanlı pazardan tutun da Stalin'in dönemi uygulamalarına varıncaya kadar aslında kocaman bir coğrafyayı da gözlerimizin önüne sergiliyor aslında. Yani romana sadece Tina'nın trajedisi diye de bakmamak gerekiyor. Ama belki bu Tina'nın trajik bir biçimde ölümüne yol açan geri planı belki de bütün bu 100 yıllık, hatta daha fazlası ki toplumsal geçmişle bağlantılı olduğunu da söyleyebiliyoruz romanı okuduğumuzda. Romana böyle de bakmak lazım. Yani sadece burada Tina'nın ölümü anlatılmıyor aslında. Yani onun arkasında çok şey var. Irmak Hanım'ın dediği gibi aslında yani normalde anahtar unuttuysanız bir çilingir çağırırsınız, komşudan yardım istersiniz, ne bileyim baktığınız hastanın annesine ulaşırsınız değil mi? Yani kim çatıya çıkayım, ben nasıl olsa çatıya çıkayım, balkondan içeri girebilirim diye düşünüyor olmasının arkasında da aslında kocaman bu toplumsal geçmiş var. Yani baskı toplumun içinden gelmesiyle ilgili açıklayabileceğimiz bu bir durum var. Evet, tam da işte sohbete başlamadan önce burada kendi aramızda ilk erken gelenlerle konuşurken şu soruyu sormuştu. İki kişi ayrı ayrı evet. Sordu. Neden Gürcü bir karakter? Evet. Aslında şimdi burada Tina'nın, burada bir şey merak ettim. Herkes beni anlayabiliyor mu? Şöyle düşündüm, yani ama aslında Tina ile kendim bir bağ kurdum. Ben de böyle bir şey yapabilirdim. Bende de o biat etme, o korku, o otoriteye karşı, otoritede hemen böyle bir omuzlarımın düştüğü ve dur hata yapmayayım, hata yapma korkusu daha da basitinden var aslında. Ama ben bu korkunun çok daha köklü, çok daha eski, tam da Fahrettin Bey'in söylediği gibi kuşaklar boyu aktarılan bir şey olduğunu ve sistemlerle, toplumlarla, politik sistemlerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Öte yandan şu değil, sosyalist rejimin bir ürünü ya da kapitalist rejimin bir ürünü değil. Bütün iktidarlar aslında bunu yaratıyorlar ve ben bu karakterin hani Türkiye'de bakıcılık yapan ya da Türkiye'ye dışarıdan gelmiş
kimler var, hangi ülkelerden insanlar var? Genellikle Sovyet dönemin ülkelerinden, işte Özbekistan'dan da var, Kazakistan'dan da, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, buralardan var. Bu ülkelerden birini seçmem gerekiyordu. Bu ülkelerden Gürcistan'ı seçmemin nedeni ise şuydu. Gürcistan özellikle Sovyet döneminde çok merkezi bir öneme sahip bir ülke. O Sovyet dönemi politik atmosferini çok doğrudan yaşayan, çok yoğun yaşayan bir ülke. Böyle bir yer olmasını istedim. Birincisi Hristiyan olmasını istedim bu kişinin. Çünkü yabancılığın sadece milliyetler üzerinden değil, dinler üzerinden de yaşanmasına ihtiyacım vardı. Yani bütünüyle dibine kadar yabancı burada. Yani hiç tutunacak hiçbir dalı yok Tina'nın. Öyle olsun istedim. Çünkü yabancılığı anlatmaktı derdim. Ne kadar her yerden yabancı olursa o kadar iyi anlarız, hissederiz gibi geldi bana. Bir de tabii Gürcistan aynı zamanda Stalin'in memleketi. Ve burada bir ironi var. Yani Stalin memleketinden, Stalin'in bir bakıma da mağduru. Çünkü okuduğunuzda göreceksiniz, Tina'nın bebeği açemisi İlona. İlona'nın kökleri, annesi babası Stalin'in çalışma kamplarından geçmiş diyeyim şimdilik. Çok fazla ipucu vermemek adına. Ve oradan da bir mağduriyeti var. Aslında Tina'nın tarihine baktığımızda büyük 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 dedesi, Çarlık Rusyası'nın da kürek mahkumu. Sonra Stalin'in döneminden bir mağduriyet var. Ve ardından da bugün Tina'yı görüyoruz. Dolayısıyla iktidarlar değişiyor belki ama politik anlamda savundukları fikirler, ideolojileri değişiyor ama yaptıkları şey çok da değişmiyor. İnsanı, bireyi üzerinde baskı kurmak, zorbalık, bunlar değişmiyor. Hangi politik, hangi ideolojiden olursa olsun. Biraz bunu vermek istedim. Gürcü olarak seçmemin en önemli nedeni de buydu. Yani işte hem Stalin'e bir gönderme hem de Sovyet döneminin en koyu, en yoğun bir şekilde deneyimini yaşamış bir yer olması gerekiyordu. Radomavirci'ye kart veriyor. Amazya soğukları ziritedat. Yutanın eseyi kartları basan anaydı kavşır yarak saptorsu. Radomavirci'ye. Magram diyor. Utsoyle bir şors. Habirçe kartöyle midon rom ait patut. Bu metesa sapçut dedi. Popili sapçut da kavşırı denar. Yani es halkı akçam olsun diye migrantlerize sağ oluruz. Ait patrom Özbekistan'ı da esayisi de koyulani magram es patrom religiyiz mi hedvit. Koyulazı utsho albat kartöyle ikne bod artur geçiyo. Tan albat es sapçut da kavşırız periyosazom ehebe es romani. Albat es autoritarlı rejimi ufro karkat ikzine boda sa kartöyle şu amis kamos habirçe de. Tan o ეს ავტორიტარული რეჟიმის ის სათავეში იყო სტალინი და ამინაც გავლენა იქონია ჩემს ძაოს, ამიტომ რომ სტალინი იყო ქართველი, საქართველოდან იყო. აბირჩია ერთი ამის გამოცხადა. სხვა რა გამომჩა, ოპეთ რომ თვათ. ალბათ ეს არის ძირითადად რატომ აირჩია ქართველი. ეს არის. ეს რატომ არის ამ მიმის რომანის მთავარი გმირი ქართველი თინა. Bir de Tina bir balerin ve ben Gürcü kültüründe ya yani onun balerin olmasını istedim. Ve Gürcü kültüründe müziğin, balenin sezgisel olarak hissettiğim bir şeydi bu. Onu da söyleyeyim. Romancı her zaman her şeyi çok bilerek girişmiyor. Bazı şeyleri seziyoruz. Ben sen nereden sezdin bunu diyeceksiniz belki. Benim ailem de bu Sovyet tarihiyle falan oldukça aşırı neşir olmuş Türkiye'deki sosyalist gelenekten gelen bir aile ve kulağımda demek ki kalmış bir şeyler ki böyle hissettim ve sanıyorum da haksız değilim. Yani müzikle, sanatla çünkü Tina'nın ailesi aynı zamanda müzisyen bir aile. Biraz böyle öyle bir şey olsun da istediğim evet. için de elim hemen Gürcistan'a doğru kaydı. Resimde de çok. Evet yani Tina Morley diye rastım onu tamam okut kalsın. Magram Tina'm düğünleşi profesyarı ballerin ayı oldu.
და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა რომ მე ისტორიულად არ ვიცოდი რაღაცები ვიგრძენი და შეიძლება აი ქართული მუსიკა ეს რამე და ალბათ ცოტა იმის გამო ეს რომ ჩემი ოჯახი არის სოციალისტური ოჯახი საბჭოთა კავშირის დროს ჩემი ოჯახიც ამ იდეოლოგიის ის იყო და ამისაც ალბათ ამასაც ჰქონდა ამაზე გავლენა მაგრამ ყველაფერს ისე ცხადად ვერ აგიხსნით ახლა რატომ ვიგზენი ალბათ რომ ქართული მუსიკა რა ხო აი ყველაფერის ახსნა ჩემს თვითონ შეუძლებელია ვამბობ უბრალოდ შინაგანად მოვიდა ეს ოკეი შინდან გერდე ხალხს ის იასტინოს ეს ისეთ მე ისე ვიგზენი ალბათ რაღაცები და როგორც ხედავ Martalis gamı. Şöyle oluyor. Bir şey hissediyorsunuz. Burada bir şey var. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu hikayenin başı anahtarı unutup düşmüş olan bir kadının haberini ben aldım. Böyle bir şey gerçekten var. Ama bu kadın nereli bilmiyorum. Sadece bakıcı olduğunu ve Türkiye'li olmadığını biliyorum. Ve bu beni çok sarstı. Çok canımı acıttı ve oradan yavaş yavaş ben hikayeyi kurmaya başladıkça hep böyle kapıları açtı. Dedim ki bu bir Gürcü olmalı. Dedim ki adı ne olsun? Adını düşünürken Tina, Gürcü isimlerine bakarken Tina yakın geldi. Yanılmıyorsam orada öyle yazıyor denizinden. Ben o sözün yalancısıyım. Titrek ışık gibi bir anlamı var yazıyordu orada. Tina. Ve bu da yani sanki böyle Tina'nın hayatıyla da çok uyumlu. Yani evet titrek ve söndü sönecek bir ışık gibi. Ve bütün bunlar işte sonra Azize Nino keşfettim. Onun İncil'i saçlarının içinde saklayarak sınırdan geçmiş olması. Tina'nın buradaki sınırdan içeriye girmeye çalışırken sevdiğini kaybetmesi. Bütün bu bağlar yani çok somut olmayan, çok böyle... analitik bir şekilde oturup sıralayacağımız şeyler değil belki ama duygu olarak bağların yavaş yavaş kurulduğunu ve doğru yolda olduğunu hissettim. Ve sonra çok müzik dinledim. Böyle Gürcü müziği değil ama bu romanın bana hissettirdiği şey birazcık şuydu. Slav hüznü gibi bir hissi vardı. Öyle müzikler dinledim. Yani böyle tam gülerken ağlamaya başladığımız ya da ağlarken gülmeye başladığımız bir an vardır. O anın duygusu romanda olsun istedim. Ve bende bu duyguyu uyandıran müzikler dinlemeye başladım. Ve sonra Tina'nın yazarken Tina'ya dönüştüm. Çünkü ben öyle yazan birisiyim. Karakterim kimse, her kimse onun zihninin içinden, ona dönüşerek, ona dışarıdan bakarak değil de o olmaya çalışarak. Yani onun yerine geçerek. Çünkü aynı zamanda bu ötekilik üzerine bir, yabancılık üzerine bir roman. Ve ben ancak bir yabancıyı o olmaya çalışarak daha iyi anlayabilirdim. Birazcık Türkiye'de bunları yaşamış bir kadının yerine geçerek yazmaya çalıştığımda bu dil çıktı ortaya. Anlatır ağzı biz gamom çayı tukatron biz... როცა რომან ამ რომანს წერდა შეგნებულად ავირჩიე სიტყვა დედა ბებია და მეც მე ვიფიქრო რომ ალბათ ბებია განსაკუთრებით საინტერესოა რომანში და თან ის ხანს მუსიკას უსმენდი უფრო რაღაცა სევდიან მუსიკას და აი ნენელა მეც აი იმაში ამ კალიფში აი მე გავხდი თვითონ თინა და აი ის აი მე წმინდა ნინოზე წავიკითხე ისე თინა შეგნებულად ავირჩიე რაღაცა ისეთი ლექსიკონიდან და თინას აქ შემოსა და თქვა რომ წმინდა ნინოს აქედან წასვლა საქართველოს შესვლასთან რაღაცა პარალელები მქონდა და თითმის ისეთი რომ აი რომ კითხვის დროსაც რომ აი რომანში რომ შედიხართ აი წერის დროსაც თვითონ შევედივი ამ რომანში გავხდი თინა და დავწერი ასე იმიტომ ამის გარეშე შეუძლებელია ალბათ რომ ვიღაცა უცხო ადამიანის გზნობები ყველაფერი შენს იგზო და დაწერო და აი თამაზე გქონდა პოლოს მოკლედ თუ ვიტყვი ფიტონგახტა რომანის კი ფიტონგახტა რომანის კი ორდან კენდესი და რომანის ყაჰრამანი ჰალინდე და ევეთ çok içime aldım ve çok ona dönüştüm. Şimdi bu çok önemli bir nokta var burada. Dil, romanın dilini yazarken kendiliğinden çıktı ve
aslına bakarsanız biraz hafif kırık, hafif bozuk bir Türkçe çıktı. Bu benim yani benim romanlarım için genellikle şunu söylerler. Çok düzgün Türkçe ile yazılmış. Çok doğru, yani yüklemi yerinde, her türlü düzenli cümlelerle yazılmış romanlardı daha öncekiler. Fakat burada daha kırık, daha o yabancılık hissini içeren bir dil çıktı. Galiba bu da işte Tine'ye dönüşmekten, Tine gibi düşünmekten, Tine gibi hissetmekten kaynaklanıyordu. Ve evet, yani o dili de ona borçluyum yine. Allah, Albert Mistai ki Dina House'damız okuyan ancak fark edebilir diyorum. Dina House'a falan. Çok arkası Türk'ü diyeceğim. Ragaza iseti Türk'ü diyeceğim. Ragaza stili. En az şeyle ba ifikrorum. Ragaza autorma nakle batıcısız Türk'ü diye. Da. Rosa kit kulur diye. Ama zemet bir fikir. Magram. Rosa Tina Gauchti. Ay aseti stili tunda da mesela. İsviçre zemi var. Da Marta son kit kulur. Da mesela ama zemi fikir ya da. Albatı su saubrok, sadece saubris en az emin değilim. Nasıl saubrok? Çok bir şey zandır. İsteyim. Literatür olmaya ne gamoruz? Ay çok da ki, çok da kom, ay saubris en az kom, çok da gans kahdu var. Şey, bak kartun işi var. Ne oldu? Ho, ki. Da, sinem diyorum, şimdi Ardam tavrobulu cinada debi ragatsebebi da am imaze inazes khazri gasma onda da rom namdulat istori adgisare chemi azistat khazri gasma ragata isare ra saubrisena sheileba tqatam arm tavrdeba isem cinada debi ragatsebi gonia rom im cinada deba ragatsa gamorchenilia ragatsa sitqo da albat gansakutrebits esare am romanshi chemi azi da es stili es enaris romanis ena tinas ena. Öyle bak. Yani romanın dili aslında Tina'nın dili. Evet, evet, tam da öyle. Yabancı olduğu için. Yabancı olduğu için. Tam da öyle. Çünkü şu da var. İnsanlar bunu Türkiye'de insanlar okuduğunda şu yanılsamaya kapılarak sevmemeli Tina'yı. Bizden biri. Hayır. Sizden biri olmadan onu sevmeniz, onu anlamanız gerekiyor. Yani onun kendi ait bir dili var. Bu dile yabancı ve bu yabancı dilin içinde bir şekilde var olmaya çalışan bir kadın. Yani onu siz son kez görüyorsunuz bu asfaltta yatarken ve Tina bir yerde diyor ki sanki ilk kez görüyorlar ama son kez görüyorlar ama ilk kezmiş gibi. Çünkü Tina'nın en büyük şikayet ettiği konu görülmemek burada. Hep kaldırım kenarlarından yürümek zorunda hissetmek kendini. Burada kendisi olarak var olduğunda yok sayıldığını, hayalet gibi hissettiğini söylüyor. Ve burada bu romanda onu son bakış aslında aynı zamanda toplumun Tina'ya son bakışı. Buradaki insanların Tina'ya son bakışı. Son bakış ismi sadece Tina'nın dünyaya ve hayata son bakışı değil. Ama umuyorum ki ben bu son bakış bir ilk bakış olsun. Bazı biz biraz daha göz göze gelelim. Şu anda burada olduğu gibi, şu anda sizlerle ben göz göze gelebiliyorsam eğer Tina sayesinde oluyor bu. Ve istiyorum ki bu romanı okuduğunda Türkiye'de birisi, Türkiye'li birisi etrafındaki Gürcü ya da başka olabilir. Hiç önemli değil. Sadece Gürcülerle ilgili bir hikaye olarak da düşünmemek gerekir bunu. Burada yabancı olan herkesle daha çok göz göze gelsin ve daha çok onu yabancı olarak kabul etsin. O bir yabancı da olsa onunla bağ kurabileceğini fark etsin. Bunun için de işte o yabancılığı sürekli hatırlatmak ve Gürcüce kelimeleri aralara koymak, bu dil, bunu hatırlatmak da istedim aslında. Bu kitap benim dikkatimi aslında Irmak Zileli olarak değil de Son Bakış ve Tina ismiyle çekti. Çünkü geçmiş yıllarda iktidar partisinin bir milletvekilinin evinde öldü, sansasyonları yaratılan bir yabancı çalışan kadının. İlk aklıma o geldi. Acaba ondan mı etkilenerek böyle bir ben romanı yazmıştım o olayı. Sonra sizin kitabınız olduğunu gördüm. O yüzden ilgimi çekmişti. Demin söylediğiniz siz... Fakat evet, çıkış noktasını olmuş bir olaya okumuş olmanızdan ya da duymuş olmanızdan hareketle oluştuğunu öğrenmiş olmak benim için rahatlatıcı oldu. Şimdi Sinan Düleş'i tanısı tuvarım ay am roman şirasını tinazırım soğurdu. Gasağı bir davit çıkardı, çeyrezi avida. Es aseti rağatsa çabı gitti. Uçhoyli bir gatsas
نام دولت مختصر ترم بگم هر وقت تخته اسمینی با کارتولو خودی رو فرام بوده کتاب کتاب تو رومان سیم از ستیل زین از داوبرون ده بید ای تان ایسیس مین دو در روم ای مین سخال اسکم سینا کم کارتولات ها ساوگلوس ترکولات ساوگلوس او روتا ای ترکول اینو وانم کیت خیلی روم سای کیت خواب سام رومانی من اسم ده ایگز نوست روم اک ساوگلوس اگه سا او چویلی او اگه دان کارتا پاس دان سخو بیلیر سا لیتراتور رو اینیت گیاره شایده با چوتا اسه مخینجی ترکولی تا من دو دارم امیتاز امیتاز ایگز نوستم کیت خویل مارو بس اگه سا او چویلیس رومانیات او پرو وین ساوبروبس ان ویسی თავგადასავალი ساری არის რაც ხა უცხოელის თავგადასავალი და თან მინდა რომ იგზნოს ამ კითხველს აი შეიძლება ამიტომ მას აღვიჩიე კითხრა თქო კი ის სასაუბრო ჩეულები სასაუბრო რაღაცები გამომჩა მგონი რომ ზათენ ოქიუჯუ და ону башында olarak başından beri bir gürcü gibi algılamıyor. Hatta o yatan birini halkın bakış açısıyla çevresinde toplanan insanlar en son pasajda ha bu gürcü kız diyorlar. Daha önce asla bir gürcü kelimesi geçmiyor o halk arasında. Bunu bilinçli olarak yapıyoruz. Tüton automastikarom ay ამ რომანს ხოლოდ ისე შევხედავ რომ უცხოელი მარტო ქართველი არა შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი ყოფნის ადგილას მან თან თქვა რომ რატომ შეგნებულა დავირჩე ქართველი და ყველა აი თქვა თუ ვინც თავს აქ უცხოთ ზრობს შეიძლება ეს არა ქართველი ისაა ო ემიგრანტები ყველა ემიგრანტ შეხება ამის თემა რა თქმა უნდა რომ აი აივს ენას იმასაც გვაჩვენებს რომ თინა ცხოვრობდა თურქეთში ისე რა თითქმის დაკარგულებით არ ჩანდა ეს აქაური საზოგადოება ვერ ხედავდა ვერ გზნობდა და აი შეიძლება ამ სტილმაც მკითხველს აჩვენოს ეს რომ თან ეს მინდოდა რომ მკითხველმა დაინახოს აქ უცხოელი როგორ არის რა პირობებში როგორ ცხოვრობს კი ო და ჩემთვის მეც ახტოვანებული დავჭი როცა წავიკითხო რომ აი აი ემიგრანტებზე უცხოელებზე თქვა ავტორმა დაწეროს ასეთი რომანი თან როცა გავისანეთ და ვისაუბრეთ თან შეხებაც არ ქონდა ასეთი ადამიანთან ხო და თან და შეხება არ ქონდა ქართველებს მე დედიმ يعني რომანი ოხოდონდა ბი შაშკანი შეიეშადამ يعني bu işte göçmen mi diyeceğiz ne diyeceğiz hani gürcü tamam da onun dışında da düşünebiliriz Türkiye'den bir yani Gürcistan'da bir yazar da bunu işleyebilir tabii. Türkiye'den buradan bir insan yazıyor. Aslında hayatında da bu göçmenler ya da bu yabancılar bir yerde tutmuyor aslında. Tam şeyi de yok yani. Hani okuduğunuz bir haber var falan. Evet. Yani aslında şöyle göçmenlik duygusu hepimizin içinde var aslında bir yandan da. Göçebilik var, göçmenlik var. Benim babam çok uzun yıllar yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Bir sığınmacıydı o da. Ve onun duygusu var bende, onun anlattıkları var. Benim onun yanına gittiğimde hissettiklerim var. Yani bütün bu Tina'nın hikayesini yazarken kuşkusuz ki benim de iç dünyamda ki o göçmen duygusu, göçmenliğe ait duyguları hatırladım muhtemelen. Ayrıca da çok açık söyleyeyim ki, başta da galiba biraz değindim. Bir yerde göçmen olmadan da orada kendisi göçmen hissedebiliyorsunuz, yabancı hissedebiliyorsunuz. Bu göçmenlik sadece aslında hikayenin yüzeyindeki olan şey. Hikayenin kendisi ama derine indiğimizde insan ruhu zaten dünyaya bir göçmen olarak gelmiş bir ruh değil mi? Hepimiz dünyaya fırlatıldık. Hepimiz bu dünyada göçmeniz aslında bu yanıyla da. Ve göçmenlik bir bakalım bizim o dünyaya fırlatılmışlık hissimizi de anlamamıza yardımcı olan bir konu. Yani biz kendimizi çok buralı hissettiğimiz zamanlarda bile belki de bir göçmenle empati ya da bağ kurmak istediğimizde kendimizin de bu dünyada göçmen olduğunu hatırlayabiliriz. Bu da bir... Emigrant oba, çemtüz dağın uçkot ayrı kuratmanıdanım, politik kuratmama çemiyip o emigrantat, uçkot eçi, tan eser znova rariz, eser vizuda, tanrım emigrant obar ari vigzinot amistvis saç zan autsilebi tsarari rom tviton viqot emigranti da tan imasats khaze gausmarom khom sheileba vtkat rom qvelani emigranti vart am
Albatta kitabı sorular herhalde. Evet, soru alalım. Evet. Sadece soru değil, kendinizden de bahsedebilirsiniz. Evet, okuyanlar romanla ilgili düşüncelerini söyleyebilir, sorular gelebilir. Aklımıza gelen şeyleri söyleyip sohbet biçimde devam edebiliriz. Ben romanı okuduğum zaman Tina tabii benim gözümde hoş, güzel, balerin, üstelik de figür olarak da zarif bir kız. Bu kadar zarif, üstelik de böyle bir sevginin peşinde buraya gelmiş olan bir kızın bu kadar trajik mi diyeyim, yani beter bir ölümü seçmenizin şeyi nedir? Yani Tina sanki o tür bir ölümü hak etmiyor. Ben Tina'yı kayırdım. Hak etmiyor. Yani bence kimse hak etmez ama Tina böylesine bir ölümü hak etmeyecek kadar evet. Zarif, şirin, ama güzel. Ama vallahi ben öldürmedim. Hani Tina kötü biri olsa diyeceksin ki yani. Hak etmişti değil mi? Ama bir, yani belirli şeyleri tabii gözetmişsiniz. O boru düşerken biz zamanın ne kadar ağır işlediğini görüyoruz orada. Çünkü boru işlerken kadın birisinde bir şeyler oluyor. Onu orada görebiliyor. İkinci katı görebiliyor. Biz buradan anlıyoruz ki bu yere düşene kadar zaten çok büyük bir zaman geçiyor. Ağır çekim gibi. Ve şey de ambulansı bekliyorlar. Bekliyorlar. Bir türlü gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. Oysa çok ağır olduğu için bu süreç. Ve sizi kutlarım. Çok kısa bir zaman aralığında bir insanın ömrünü orada sığdırmışsınız, güzel anlatmışsınız. Zaman zaman insanın için bunaltacak kadar acıklı olmasına ya da sıkıntı verecek kadar bazen de belirli gerçeklikleri de içermesi, o düştüğü zaman altını kaçırması ve temizlediği kadınla kendisini özdeşleştirmesi falan. Bunlar çok güzel vurgular ve beni üzen de Türkiye'de, Gürcistan'da gerçekten Gürcülerin kadınları Gürcistan'ı besliyor. Bunu da görüyoruz. Bu da bir gerçeklik. Bu beni çok sinirlendiriyor. Tabii bu sinirlenmem oranın politikacılarına, oranın devletine, oranın şeyine karşı. Çünkü bu kadınlar burada bu tür şeyleri yaşıyorlar. Bu gerçeklik de var. Ve romanın gerçekliğiyle bu Türkiye'deki çalışan Gürcü kadınlarının gerçekliğinin örtüşmesi aslında beni kahrediyor. Yoksa size evet, karşı evet, herhalde bir düşmanım yok. Çevirecek misiniz yoksa ben? Çevirecek miydim bunu da? Ben o yok, şeyde yok, dinlemedim. Tamam. Evet. Tamam. Evet, şeyle bir istikrar, belki bir şey. Ay, rahatım. Aseti siktili ipikletiniz tinas bir suda otomatik olarak bu dana şov oldu var çemiz çemiz bravi herhalde albat herhalde daha sıradan bir ölümde herhalde romanı çarpıcı olması gerekiyordu. Çünkü sarsılmamız gerektiği için. Şimdi aslında edebiyat böyle usul usul, yumuşak yumuşak yapılan bir edebiyat da var tabii ki. Tatlı tatlı böyle kimseyi üzmeden, kimseyi rahatsız etmeden bunu yapan edebiyat da var. Ama ben rahatsız etmeden, rahatsız olmadan dönüşemeyeceğimizi düşünüyorum. Biraz rahatsız olmamız gerekiyor. Ve Tina zaten o usul yaşantısı içerisinde hiç görülmemiş bir kişi. Görülmesi için maalesef ki bunun olması gerekiyordu. Tam da o. Evet. O kendisini görünür kılmak ya da kılamamanın acısını iyi hissettiriyor. Burada tabii şu var, görünür olmak meselesi, yani görünmek hepimizin, tüm insanların derdi aslında. Göçmen ya da değil, hepimiz evet. Dikkate alınmak istiyoruz. Birisi bizim gözümüze bakarak bizle konuşsun istiyoruz. Biz fark edilelim istiyoruz. Yani bütün sanatların varoluşu bu zaten. Fark edilmek, görülmek, iz bırakmak. Yaptığımız her şey sadece sanat değil. Kurduğumuz ilişkilerde de böyle.
Tina da çok temel bir şeyden mahrum kalıyor burada. Yani çok temel bir ihtiyaç. Şeyle batıyorum, Tina ise o ise sorudan ama tip misal tut arçanda. Ay aseti tragik oldu sigdi ayrı o çamı vardı ceriden tip biz falan da yine hat batıyorum ziritada ay im ubnis halkma o im ubanş sorudan da diyor da rahatsat patrom mağazıyaşı an ikte sahip tut arçanda ver hedav da şevum şevet magram roca ay ubedure ba mohtak vedam da yine o şeyamşı da şey de batıyorum aseti sigdi მისი დანახვაც მოიტანა რეო. ჩინას შეხვარებული რატო არჯია ირანელი და არა ქართველი არა სხვა. ო, ირან ცინანუნ სევგილისინი ნიებილ ირან ოლარაკ სეშტი აზარდა, ნებილი ბი ზურჯი დეიმ მესალა. ჩუნკუ ცინანუნ აინ ზამანდა კენდი ულკისინდე ჯაბანჯი ოლან ბირიილე აშკ იაშამასი. ცინანუნ Yani Tina burada yabancı, sevdiği adam da onun ülkesine yabancı. Ve o yabancılık hissiyle bağ kurması açısından önemliydi. Yani Tina burada yabancıyken orada ev sahibi konumunda, iki konumda yaşamış birisi olması kıymetliydi. Meseleyi anlamamız açısından, Tina'yı derinleştirmemiz ve Tina'nın kendi sorgulayışı açısından. Bir de Müslüman olması orada da... Magram Mainz autor Mayırçı'ya da. Avirçı'yı mit omrom. Tina satın da tunu... Eğitim. Orive efsinayri bedis... Tina Rosa samşablosu yuko, sakartveloşu. Ay Aslında Türkiye'de çamurluydu da dayı kaba. İsteti adgili, isteti adgili daka öbür konuda İranes. Ay eset şekilde bula tariz arçe bula. Atma onda rom. Erti bediz kuşi konu. Ay patron ak. Rosa Tina Türkiye'de ko. Ay patron akauri akauris adgili rats aris. Sakartveloşi. Tina Swiss isteti adgili ko sakartveloşi. Eset şekilde bula tariz. Ho magram İraneli arçe bula. Are მითან მითან და რა დიდი ქართველი მესელესი და რა აი რელიგიი შეიძლება ვთქვათ რომ რელიგია ელემენტი ოდა ბიძი ან يعني სოფეხი შეიძლება და ყოფილი და მაგრამ აი ისეც შეგრებულად ავირჩე რომ ის მუსულმანი ყოფილიყო კი სხვა რელიგიის სხვა რელიგიის სხვა რელიგიის და ailesinin ailesi tarafından onaylanmayan bir şey Tanıkma basarazdır hocam, İran elbiserim, şeyh var evde ya da tan egesi bu, nişanlı ben diyorum. Uvarı bunda etkua imaz, ocaks, aseti adam yani haberi çiğ. Tina ziyari sak kamukatulu misi kualana eri şinagani gans tebi. Çoğru bir saat mi, sikvar uli saat mi, gulist gibi. Orada diyor, Tina'nın da aşk hayat üzerindeki bütün hisleri, çelişkileri de aynı zamanda romanda evet. anlatılıyor. Bir de şu var, şimdi iktidar rolleri ne çok hızlı giriyoruz, öteki birini çok rahat ötekileştiriyoruz. Bir yerde biz ötekiyken başka bir yerde biz başkasını ötekileştirebiliyoruz ve bunların nasıl dönüşebildiğini, kimsenin aslında mağdur diye aslında hiçbir zaman mağdur eden olmayacağı anına gelmediğini bunun. Ve işte Tina'nın ailesi bir iktidar mağduru yani onun üzerlerinde kurulan baskı nedeniyle aslında onlarla empati kuruyoruz. Onların o mağduriyetiyle bağ kuruyoruz bir yanımız. Ama bir yandan da o mağdur kişiler bir başka mağdur olan Kaveh, işte İranlı sevgiliyi de başka dinden olduğu için reddedebiliyorlar. Yani bunun da bu rolleri nasıl hızlı değişebildiğini de göstermek istedim. Ailesi role bir rogor içsüle var. Ho, esas mi dayı nakam titre sot mahkum patrom nagatsa utsoylis rolls şey asurlar zaktiyin ya o dayı patrom sakartveloshi iskavi xida es role bir om xirat itsle ba min dodan om eset meçvene bine romanshi bo egetaris. Mevni romanshi o proisaris nechuni bi ert-erti ironebis tragikuli Ama diyor herhalde yine de diyor bu romanda diyor bir kişinin daha çok trajik hayatı. Tabii ki esası bizim ana hikayemizde Tina var ama Tina'nın zihninde geçmişindeki tanık olmadığı aile hikayeleri de ruhuna kazınmış aslında. Atmanlarım motorbaşı dedahaz yarısız.
ქართინას ტრაგიკული ცხოვრება, მაგრამ okuduğunuz gerçek haberde ki kadın da görücü müydü? Hayır, onu bilmiyorum. Ölüyordu. Şöyle, bir bakıcı kadının, haberde de değil, benim çocuğumun bakıcısı Türkiye'li bir kadın. Onun mahallesinde bir sabah geldi ve dedi ki, ya dedi böyle bir şey olmuş dedi. Karşı apartmandaki kadın, bakıcı kadın, anahtarı unuttuğunu söylemeye çekindiği için çatıya çıkmış, düşmüş dedi. Ama kadının nereli olduğunu o da ya bilmiyordu, ben de sorgulamadım açıkçası. Ama tabii şu da ilginç, yani bunun neden, yani nedeni nasıl bilindi? Yani onun anahtarı unuttuğunu söylemeye çekindiğini nasıl bildik? Bu belki de toplumun kurgusu, bilmiyorum. Ama bu da yani inandırıcı. Bir toplumun şeyi var, empati kurması ve acıması, ah işte böyle evet. Uydurduklarına göre. Evet. Zaten bu söylediğiniz şeyi Tina da kendi kendine sorguluyor romanda. Evet. Yani benim çatıya çıkmamın nedeninin intihar olmadığını, anahtarı unuttuğum için çıktığımı kim nereden bilecek meselesi. That I got on Ay bu ragazza sforma gadeti u banshi kasaga bi avis la bi ragazza emigrants da es namdulat mitres magram ikine şeyle ba sazoga duram gamoygona alba sforma saydan istedim tu garda isvala kasaga bi davisla amis gamo avida imaze çerze tu sforamis gamo hı hı işte kartoyu sasiyat çi çi debat ina sasiyat ah tviton tinats გვეკითხება რომანში რა, აი ხათა რომ დედამს ესაუბრებ ახლა ცაიდან უნდა იცოდეს სხვა რომ მე რატომ ავედი? ალბათ ხო, არავის არ უთხრა რომ შეიძლება ჰამბენი ბიოქე, ამა დიო თინანის ანახტარი unutması ve şey aslında gürcü karakterine de aslında oturuyor diyor. Öyle mi? Unutması mı, unuttuğunu söylemiyor. Yani unutmuş olmasından dolayı böyle, yani anahtarı unuttuğu için böyle bir şey yapması. O iki krep var. Doğru, davul savali bu öyle. Ეს დაგავიცვა და რაღაცა. Yani roman okuduğunuzda aslında başka şeyler de göreceksiniz diyorum. Yani bu yaşlı kadının kızıyla Tina arasındaki buna da yol açabildiğini düşünüyorum. Yani o ve alba çişi o kadar. Yani şey izleme işi çıkıyor Tina Erdgulev'e da hem de geçer mi yani? Asufuz görmemede. Aris, Aris şey de var herhalde muhtemelen diyor. Yani Tina burada yani işini iyi yapıyor gibi bir şeyi de açık vermemek, onu kendi kendine halledip açık olmadı karakterden dolayı. Tabiden tutarım şişi satsa şeyle var samsakuri de karkoz abis kalma. Şeyle var mokutu kalış kalış filmi ultrason ayşem pasokumuz gebeli ara kar ait olur. Kasar gibi istu gavit zinde var meyre rahatlar. Çöntü iz kartörlü biz tu iz kalaz didi sirçkülüye roça upas Biz göçmen burada bu yeni dönem gürcüler için galiba bizim en geçerli şeylerden bir tanesi bizim işte sorumluluk sahibi
değilmişiz hissi yaratmak olabilir. Bu hissi yaratmamak için gerekirse ölümü de göze alabileceğimiz şeyler yapabiliriz gerçekten. Evet. Evet. Eşeği damacere belli. Hayır, bunu söylemekle tabii ki başka ulustan olan insanlara haksızlık etmek istemiyor ama bizim karakterimizde gerçekten bu var diyor. Mofuda zustat Yani herhalde bizim kendi ülkemizde biz yani yabancıların yanında kendimizi daha çok motive ediyoruz. Daha yaşıyorlar, çok güzel yaşıyoruz. Yani biz başka bir ülkedeyken orada öyle düşünüyor sizin hakkınızda. Güzel yaşıyorlar, rahat yaşıyorlar diye düşünüyor. Hayır, tam üstü. Vitruyum azrom, tines dakar guri kasagebi, çem tüz gahta, iz kasagebi, akrof tchovro, tam üstü işte emigrasiyaşı var. Ром мес хатхац кутхэши вар да вер мамчинэвс вткват акаури самаро маграм ай зустат ис цицоцхэс укутилис гасагэби ар давдо ар давикарко им кутхэши да зустат ис оджахи да вафасо сайданас самроди да ис сакартвело да вафасо да цота схванайлат ай ис гасагэби а ром мес ис цицоцхэш шва ар давдке да кутхэши ар агмоучнде და ჩემი თავი დავანახო ხალხს რომ მე ვარ ქართველი და მე საქართველოში მყავს ოჯახი დედა მამა გაიზარდე ეგეთი სულისკვეთებში ხო აი ესეთი ვარ ჩემთვის ეს არის თინას გასაღების დაკარგვა ანუ მე იმ გასაღებმა ეს მომაძებნინა აქ რო საკუთარი თავი არ დავკარგო და კუთხეში არ დავჩე Tina'nın kaybettiği anahtar benim için şeyin anahtarı oldu diyor. Ben burada bir köşe, kıyıda köşede kalmayayım, kaybolmayayım ve kendimi işte o Gürcistan olan ailemi mahcup edecek bir pozisyonda olmayayım. Emigranto vaganse kutrebuli profesiya. Romelitsa ertot arasebulda arasdros. Sul spa profesiya. Evet, yani göçmenlik aslında diyor, inanılmaz meslek, zor meslek yani. Evet. Ya ben size sormak istiyorum çünkü kitabı okumadığım için kitaptan ama işte göçmenliği görebilen birisi olarak sizin de işte ailenizin ve muhtemelen sizin de geçmişinizin politik bakışından dolayı benim de öyle bir bakışım var. O bakış doğrultusunda olacak sorum. Şimdi bu göçmenliği evet çok güzel herhalde tahmin ediyorum. Heyecanla okumak istiyorum. Aynı göçmenliği diğer halkların göçmenleri de yaşıyor. Mesela Almanya'ya gittiğimizde gözlemleyebiliyoruz neler yaşıyorlar. Aynı mağduriyeti daha da acı şeyler tahmin ediyorum. Türkiye'den gidenler Almanya'da yaşamışlardır. Yaşadıklarını da duyuyoruz. Bir de ben burada işte sizin bahsettiğiniz kitapta bahsettiğiniz hemcinsimi burada yaşayan bir Gürcü kadın olarak da görüyorum ve bir çözüm üretemediğimiz için de acı çekiyorum. Gerçekten acı çekiyorum zaman zaman yani. Şimdi arkadaşlara anlatmak zor bunu ama siz beni anlayacaksınızdır. Aslında böyle şeyleri yani ben haddim olmayarak özür diliyorum. Bunu yazan kişilerin yani böyle yazan kişilerin yani sizlerin bu şeyi ortaya koymaları ve bunun insanların bunun farkına varmalarını sağlamaları gerektiği misyonu olmalarını düşünüyorum. Nasıl anlatabildim bilmiyorum. Çünkü gerçekten tüm halklar, tüm halkların kadınları için çok ortaklaşılan bir nokta. Yani göçmenlik, işte onların verdiği o şey. Örneğin ben sizin yaşadığınız gibi, yani örnek aldığınız kişi gibi benim sokağımda yaşayan hiç Gürcülükle alakası olmayan ama benim Gürcü olduğumu bildiği için bir acı bir telefon geldi bir günü bana. Anlatmak istiyorum kısaca. İşte bir Gürcü kadın işte bir hemşirenin iki çocuğuna bakıyormuş ama çok mağdurmuş. İşte dilini de anlamıyorum. Sadece kendinin Gürcü olduğunu söylüyor.
ne olur gelip dinler misin? Ben hışımla evden çıktım, gittim kadınla konuştum. Kadıncağız gerçekten o kadar mağdur ki. Yani işte yasa dışı gelmiş Batum'dan buraya. Çok değerli bir pedagog, her şeyiyle belliğine kadar dolu, donanımlı olduğu. Burada herhangi bir vasat bir hemşirenin iki çocuğuna bakıyor ve o hemşire diyor ki sen benim çocuklarımı bırakıp giderken parasını vermemiş. Aylarca parasını vermemiş. Yani ben buraya para için geldim diyor. Yani işte ben pedagogum vesaireyim vesaireyim. Diğer işleri yapabilirim ama yapmak istemiyorum. Kendi çocuklarla ilgili olduğum için, çocukları da çok sevdiğim için bırakıp da gidemiyorum diyor. Feryat ediyor. Yani bir çözüm üretmek falan filan değil. Sadece feryat ediyor. Yani bunları da gören birisi olarak bunların aslında böyle kitaplarda bir şekilde insanlara, yani bunun ortaklaşıldığı nokta sınıfsal. Ya bunun farkına vardırılması gerekir böyle metinlerde. Söylemek istediğim buydu. Teşekkür ederim. Güzel bir katkı oldu. Sağ olun. Ya ille de Gürcü olmaya, işte Özbek'te, Güneydoğu'ya yapılan ablukalarda, Güneş'e Yolculuk filmindeki yönetmen, yasını bile tutturmuyorlar insana. Yani evet. O çocuğun yeni bir soru geliyor arkadaşlar. Ben Modern Efendi'nin söylediğine bir ek yapmak isterim nacizane. Almanlarda Fassbinder diye bir yönetmen vardır. Evet. Bu göçmenlik ve yabancılaşmayı Almanya'da kafalarına vura vura işlemeye çalışır ama bence başarılı olamaz. Hatta çok güzel bir tiyatro oyunu vardı. Diğerlerinin adı Ali. Of! Müthiş! Müthiş! Şimdi orada yabancılaşmada o diğerlerinin adı Ali. Şimdi bizim ülkemizde Suriyeliler. Evet. Diğerlerinin adı Ali. Almanya'da Kuzey Afrikalı bir isme, o zümre adıyla verilen bir isim. Şimdi takdir edersiniz ki yaşadığımız bu coğrafya, kavşak, birleşme noktası. Bu topraklar 3000 yıldan bu yana, belki 4000 yıldan bu yana hep göçmenlerin vatan hasreti çekmiş, aile sevgisi bile onunla birleştirmek isteyeceğim. Sizin şeyiniz, yazdığınız şey var ya, çok dokunaklı geldi bana. Birleştirme yapmak istiyorum. Fazla vakit almak istiyorum. Yuva, yuvayı açan anahtar ama anahtarı soktuğunuz yer yuva. Değil mi? Kitapta ki şeyler yapıyorum. Metafor orada da, evet, o metaforda ben de şey diye düşündüm o anda. İnsanım, insansınız. Sizin yuvanız, beyniniz veya kalbiniz, bilmiyorum neresinde, nasıl algıladığınızda. Ben size kendimi ispat edebilmek için veya kendimi sevdirebilmek için hangi yuvadan yuvaya geçiş yapabilirim? Orada da aklıma hemen Maruf'un o göçmenlikle ilgili söylediği şeye geldi. Aslında coğrafya bir kaderdir. Şimdi ben başka bir kısımdan bir tırnak içinde girizgah yapmak istiyorum. Şimdi doğal olarak burada bir romanı, yani edebiyatı konuşuyoruz. Bu demek değil ki göçmenliğin hiç iyi tarafı yok. Ama biz bu roman üzerine yoğunlaştığımız için, Tina üzerine yoğunlaştığımız için ve bu trajik ölümü konuştuğumuz için bu kadar diyelim ki kasvetli bir hava oluşturduk burada, değil mi? Yani bu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Ama tabii ki yani bu göçmenliğin, bu insanların bir ülkeden başka ülkeye gitmesi, kültürünü taşıması, dilini taşıması gibi başka işlevleri de var aslında göçmenliğin. Yani sonuç olarak şu içinde bulunduğumuz Gürcü kafe restoranı, burada yediğimiz yemekler, burada dinlediğimiz müzik, ne bileyim, bu romanın ortaya çıkması, yani bu göçmenlik denilen şey olmazsa... Kültürler arasındaki bağların gelişmesi. Yani bu romanı da konuşmuyor olacaktık, onu da altını çizeyim diye istiyorum. Yani şey tarafı da var tabii ki, yani sırf negatif ve insanın içini acıtan yanlarını konuşuyoruz ama hoş tarafları da var ya, bir şeyleri taşıyoruz.
Yani kaynaşıyoruz, birbirimizi evet. tanıyoruz, yemeklerimizi görüyoruz, yiyoruz. Ne bileyim işte Irmak Hanım bu yazdığı roman sonrasında geldi burada ilk kez. Ben sanıyordum ki bütün Gürcü yemeklerini biliyor, bayağı da Gürcüce öğrenmiş. Ama baktım yok, hiç alakası yok. Hiç Gürcü yemeği yememiş, hiç Gürcü restoranına gitmemiş. Buradan haberim yoktu açıkçası. Buradan haberi yok, düşünebiliyor musunuz? Yani, yani ama bunu hemen açıklayayım. Yani tembel bir yazar olduğum için değil. Ama şu, ben bu romanı yazarken Tina'yla başka Gürcü kadınlarla da tanışma imkanım vardı ama özellikle tanışmadım. Evet, bunu da biliyorsun. Etki altında kalmamak. Evet, çünkü ben istedim ki Tina tamamen benim iç dünyamdan çıksın. Tabii ki kuşkusuz insan işte filmleri izlemiş oluyoruz, kitaplar okumuş oluyoruz, Gürcistan'la ilgili bir şeyler kulağımda kalmış olabilir ama sadece yerel bir şey olmaması da gerekiyordu. Yani sadece Gürcü de olmaması gerekiyordu Tina'nın. Gürcülüğün içinde bütün göçmenleri kucaklayan bir şey olması gerekiyordu. Dolayısıyla benim yani Gürcüce ya da Gürcistan'a sıkıştırmamam, oraya hapsetmemem gerekiyordu. Kendi hayal gücümü de sınırlamamam gerekiyordu. O nedenle buraları keşfetmedim ama tabii bundan sonrasında artık... Tabii benim bu, düşünebiliyor musunuz? Buraya bile, burayı bile bilmiyor, yemek yemiyor derken aslında eleştirel bir çizgi üzerinden gitmiyordum. Şey noktasına getirecektim onu ama bu roman sayesinde evet. Irmak Hanım'ın buradan da haberi oldu. Beraber Gürcü yemekleri diyedik. Bundan sonra evet. yemeğe devam edecek. Yani bu da göçmenlik çok da kötü bir şey değil. Yani iyi tarafı da var. Yani evet. yazar için de iyi tarafı var. Bizim için hoş bir tarafı var. Yani bu roman bugün burada toplanmamıza vesile oldu. Oturup sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz ve daha genel şeylerle ne bileyim dediğim gibi yani yani bu Kafe Galaktiyon sayesinde bile burada işte Şavnabada'dan tutun da bir sürü Gürcü konserleri vesaire. Yani bu insanlar burada göçmen olarak olmasa şu veya bu biçimde aslında o bildiğimiz bir sürü etkinliklerde olmayacak. Ya da ne bileyim biz daha eski bu yeni dönem değil de benim gibi daha eski dönemin göçmenleri diye nitelediğimiz göçmen değil miyiz falan o tartışmaya tekrar girmeyeceğim diye nitelediğim bir şey de ne bileyim işte Kadıköy'e gidiyorsunuz orada diyorsunuz ki bir müzik grubu vardı. İşte ne bileyim Gürcü müziği falan bütün bunları hiçbir da zenginlik aslında. Evet, aslında bütün evet, aslında bütün bunları da bu göçmenlik kavramı içinde böyle pozitif unsurlarda var. Yani bunu da unutmamamız evet, gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani ya iyi ki buradasınız aslında evet. bir yanıyla. Yani sizler için çok zor olabilir bu ama zor taraflar olabilir ama mesela ben Türkiye'ye gelen her farklı ülkeden insanın buraya büyük bir zenginlik getirdiğini düşünüyorum. Deminden beri kulağımda yabancı kelimeler, yabancı sesler, müthiş bir müzik duyuyorum. Bu benim ruhumu bence kesinlikle çok besliyor. Hiçbir şekilde kelimeleri anlamasam bile kulağımda bir ses olarak şu anda Gürcüce var ve bu inanın bana gerçekten zenginlik. Anlamak da gerekmiyor. Nasıl ki dilini bilmediğimiz müzikleri dinliyoruz değil mi? Yani illaki sözlerini, cümlelerini anlamamız gerekmiyor. Öyle bir şey bu. Yani diyelim ki bu göçmenlik meselesi olmasa yani Irmak Hanım roman yazılacak, sohbet edeceğiz. Gürcü'ye çevrilecek bu sohbet falan. Yani hayal edilmez bir şey. Buradan başka bir şeye geçmek istiyorum. Bir İstanbul için çok bilinen bir şey vardır değil mi? Bir beyaz Rus imajı vardır burada değil mi? Yani geçmişteki şeylerde evet. benim çevirdiğim o Kvaçi Kvaçantiraz'ı Türkçe Madrabas Kvaçi diye çıkan romanda da vardır bu. Evet. Her ne kadar buradaki beyaz Rus bildiğimiz beyaz Rusya'dan olmasa da o beyaz beyaz ordunun taraftarları ve aslında gerçek Rus olsa da o kavramda yanlış onu biliyorsunuz zaten. Beyaz Ruslarla ilgili bugün yani bizde kalan şey imaj nedir? Yani geldikleri, çektikleri acı falan değil değil mi? Yani buradaki restoranlar, eğlence yerleri vesaire. Biz hep şimdi o bayağı geride kalmış. Yani o sözünü ettiğimiz Ruslardan bilmiyorum kaç kişi var bugün İstanbul'da ama geride bıraktıkları şey aslında bizi böyle bayağı da hoş duygu veren, bize hoş duygu veren onlardan kalan adeta anılar. Yani bugün trajik taraflarını konuşsak da belki 100 yıl sonra artık burada Gürcüler ve benzer pozisyonda olan Sovyet coğrafyasından insanlar burada artık göçmen olarak bulunmayacak. Ama muhtemelen bu beyaz Ruslar hikayesinde olduğu gibi belki biz sadece bu
bugünün göçmenleri üzerinden belki hoş şeyleri hatırlayacağız. Yani ne bileyim belki bu Kafe Galaktion aklımıza gelecek. Belki işte bu sırada yapılan şeyler. Uzun vadeli baktığımızda aslında bizden sonraki kuşaklar için bugün trajik yanların üzerinde durduğumuz bu göçmenliğin bu Türkiye toplumu içinde bıraktığı böyle hoş, insanı gülümseten, iyi şeyler çağrıştıran imajlar da olabilir. Bu yazarlık hayatınız nasıl başladı? Nasıl, ne zaman ve niçin yazmaya başladınız? Herkes biraz bir dertle başlıyor yazmaya. Bir dert, dertli insan yazar bence. Dertli insan müzik yapar, dertli insan resim yapar gibi geliyor. Gerçi dertsiz insan da yok aslında. İşte demin dedim ya, dünyaya fırlatılmış olmak meselesi. Bununla yüzleşmek, yani bunu fark ettiğiniz andan itibaren aslında bir şey yapmak istiyorsunuz. Ben buraya fırlatıldım, bununla nasıl baş edeceğim? Bu içimdeki yalnızlık duygusuyla nasıl baş edeceğim? Burada nasıl anlamlı bir hayat kuracağım? Ne yapacağım? Bu dünyada ben fırlatıldım, geçip de gideceğim. Burada bir iz bırakmam lazım. Buradan ben geçtim, gittim denmesi lazım duygusu. Bütün yaratıcı sanatların kökeninde olan şey. Bende de bu var tabii ki. Ama somut olarak ilk romanın Eşik benim otobiyografik bir romandır. Kendi aile tarihim, aile Türkiye'de biliyorsunuz 12 Eylül diye bir darbe oldu 1980'de. Ben o dönemde 2 yaşındaydım. Ve kendi hikayemden hareketle bir hem Türkiye'nin 12 Eylül sonrası, biraz öncesi ve sonrası yaşadığı dönüşüm, parçalanan bir ailenin içinde büyümeye çalışan bir kız çocuğunun hikayesini yazdım. O çocuk bendim ve kendi hikayemi romana dönüştürdüm. Bu sayede de aslında kendi meselemi biraz dışarı çıkarttım. Ama sadece benim meselem olmadığını gördüm bu süreçte bunun. Türkiye'deki tıpkı Tina gibi aslında. Tina'nın hikayesi nasıl ki sadece Tina'ya ait bir hikaye değil. Hepimiz onunla bir bağ kuruyoruz. Orada da Eylül karakteri vardı ve onun hikayesinde Türkiye'de büyümüş, yetişmiş pek çok insanın hikayesiyle örtüştüğünü, hatta başka kuşakları da kapsadığını gördüm. Ve Türkiye'nin hikayesi olduğunu gördüm. Türkiye'nin ve hatta dünyanın, çünkü neoliberalizm süreçleri falan bütün bunların bir yansımasıydı 12 Eylül. Öyle başladım. İlk açıkçası bir gün babamla küsmüştük. Biz babamla böyle bazı periyodlar içerisinde küsüyorduk o dönemde. Ve küs bir anımızda babam şimdi acaba ölse ne hissederim diye düşündüm ve yazmaya başladım. Öyle çıktı o roman. Kendimi anlamaya çalışırken yani çıktı. Ne hissedeceğimi keşfetmek isterken çıktı. Sonrasında da bir kez yazmaya başlayınca bundan çok büyük haz aldım, keyif aldım yazmaktan fark ettim ve bırakamadım. Sonrasında Gözlerini Kaçırma romanım çıktı. O annelik üzerine, anneliğin ve kadınlığın nasıl bir şekilde bastırıldı, yani anneliğin kadınlığın bastırılmasında nasıl bir araca dönüştürüldüğü, anneliğin kutsallığını sorgulayan bir romandı. Sonra Gölgesinde de iki insan arasındaki eşitsizlik, eşitsiz ilişkiler kurmak, bir başkası üzerinde tahakküm kurarak ilişki kurulabilir mi? Yine iktidar meselesi aslında vardı. Böyle sonra Bozuk Saat, daha çok böyle öykülerden oluşan bir metin. O gençlik romanı oldu. Sonra da Son Bakış. Evet, böyle bir seyri oldu. Buyurun. Çok sağ olun. Bir yolun bir soru sormak istiyorum. Fahrettin Arda arkadaşınız olursa bir avantajınız oluyor. Bazı şeyler erken haberdar oluyorsunuz. Kitabı 3-4 ay kadar önce okumuştum. Dün bir kez daha okudum. Bugünden haberdar olacağım. Okuyacak kişiler için söyleyeyim. Yani kitap okumayı seven bir adamım ama bunun gibi kitap okumak. Yani ilk kez böyle, yani sürekli okuyabilirim ama bu bitmeden kalkılmaz diye okuduğum bir kitap oldu. O yorumunu söyleyeyim mi bilmiyorum. Dün akşam size. Hiç şüphesiz. Fahrettin bana bugünden bahsedince, ya Fahrettin ben çok da keyif almamıştım. Yani açık açık da söyledim Fahrettin'e ama dün bir daha okudum çünkü geriliyorsunuz. Yani gerilmemiz mümkün değil. Anlatımınız harika. Ben şey merak ettim, Gürcü kökenli biri olarak.
Siz Gürcistan tarihini ne kadar okudunuz? Ve hiç olayları... Vallahi o zaman siz Milli Piyango bileti alın. Çünkü o tarihi ögeleri ancak bu kadar iyi oturtturabilirdiniz. Yani şöyle söyleyeyim ama Sovyet tarihini okudum. Ama Sovyet tarihi yetmez Gürcü tarihini anlamak için. Yani onun için bu soruyu sordum yani. Hikayede kullandığınız sembolik... Şeyi okudum tabii, yani şeyi biliyorum, işte Nino meselesini biliyorum, Azenino'yu biliyorum. Ben sadece bu son yüzyılın hikayesini sordum. Çünkü siz atıklarınızı hep anladım. O jenerasyon olarak, jenerasyona evet. oturttunuz. Evet, evet. Şöyle aslında, anladım. Özel olarak, spesifik olarak gidip Gürcü tarihi okumadım. Ama Sovyet tarihi ve Sovyetlerin işte ilk, şöyle söyleyeyim, Lenin ve Stalin dönemini epey iyi biliyorum ama bu roman için okumadım. Şuradan biliyorum ki üniversite yıllarında devrimci faaliyetler içerisindeyken hepimiz buralara girdik. Yani bunları özümsedik. Lenin'in kitaplarını okuduk, Stalin'in kitaplarını okuduk, Troçki'nin kitaplarını okuduk, hepsini okuduk. Ve işte Sovyet tarihi üzerine kitaplar okuduk. Bir de bazı sözlü tarih çalışmaları bu romanı yazmadan önce. Özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra, yani duvarın yıkılışından sonra yapılmış çalışmaları, Evgenio Ginzburg'un anılarını falan, bu tür kitaplar okumam. Ama Gürcistan'a özel bir şey okumadım. Yani o bölgeye ilişkin daha genel. Çünkü dediğim gibi Gürcistan değildir konu sadece. Benim bakış açım biraz daha farklı değil. Tabii siz... netice itibariyle tutuyorum. İkinci kez okuyunca daha rahat tutuyorsunuz. Herkese onu söyleyeyim yani. Birinci de girmiyorsunuz, ikinci de... Daha keyifli okuyorsun. İyi ki yazmışsınız. Mutlaka ki keyifli okunacak bir kitap değil. Ben de keyifle yazmadım zaten. Çünkü birisine veda ediyorsunuz. Çok zor bir şey. Sevdiğiniz. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bana bu romanı yazdıktan sonra ne hissettin diye soranlar oldu. Şunu hissettim. Çok sevdiğim birisinin son yolculuğunu uğurlamak gibiydi. Ve onun yanında onun duygularını duymak, dinlemek gibiydi. Ve sonra da ona vedalaşmaktı. Bitirdiğimde görevimi tamamlamış hissettim kendimi. Sizin bu arada söylediğiniz misyon meselesine de buradan bağ kurayım. Gerçekten de bu görev tamamlama duygusu tabii ki bitmiş değil. Biz hep yazacağız ve hep elbette ki bazı, ben bunları misyon ya da sorumluluk gibi görmüyorum. İçeriden gelen, kendiliğinden olan bir şey bu. Ama ben kendimi gerçekten sevdiğim bir insanın uğradığı haksızlıkları, yaşadığı zor hayatı dinlendirmesine aracı olmuş olmakla birlikte aynı zamanda gerçekten de son yolculuğunda yanında olarak hani son görevini yapmak deriz ya son yolculuğuna uğrarken o hisle ayrıldım. Onu da söyleyeyim ama tabii ki keyifle olmuyor. Zaten işte keyifle edebiyat ya da sanat çok eş olmuyor. Eğlenceli komik kitaplar da okuyoruz tabii ki. Keyif burada daha başka bir şey aslında. Daha başka bir keyif varsa o da uyanmak, aydınlanmak, bir şeyleri fark etmek ve... acının da keyfi var. Yani zihinsel olarak bir karşılaşma yaşıyorsunuz aslında ruhsal ve zihinsel olarak. Ve o karşılaşma sizi dönüştürüyor. Dönüşmek keyifli bir şey bence, evet. Bunu söyleyebilirim. Belki şöyle bir şey, Kaya'nın sorusu ki Kaya benim yakın arkadaşım onun için adımı geçiriyor bu şeyde. Ben romanı okuduğumda Kaya'nın sorusuna yol açan şeyi düşündüm doğrusu. Yani ben sizin Gürcistan tarihi okuduğunuzu, siz de hatta birilerinin biraz ne diyeyim tırnak içinde acaba danışmanlık mı etti bu şey Gürcü kelimeler, cümleler kullanması meselesi bu. Aslında bu romanın başarısının yol açtığı bir soru bence. Yani o hissi bırakıyor. Yani okuduğunuzda diyorsunuz ki bunu yazan insan biraz Gürcüceyle haşır neşir olmuş, doğru kullanıyor cümleleri. Öte yandan bu göndermelere falan baktığınızda bu baya baya Gürcistan'ın hatta Sovyet döneminde yazılmayan tarihinde biliyor. O geri planını da biliyor diye. O hisse kapılıyorsunuz. Gerçek bu. Ama şimdi yani Kaya'nın keyifli tırnak içinde keyifli okuyamadığım dediği şey bence şöyle bir şey. Yani bir roman okuyorsunuz. Diyelim ki bir karakter var. Ne bileyim siz o karakterle özdeşleşebilirsiniz. Merak edersiniz değil mi? Sonunda ne oluyor? Ne bileyim işte ölüyor mu, ölmüyor mu, kaçıyor mu falan ama bu romanın tırnak içinde trajedisi şeyden geliyor. Zaten baştan böyle başlıyor. Sonu belli. Baştan böyle evet. başlıyor. Yani bir çeşit
ters döndürülmüş roman gibi. Yani sizi zaten roman baştan trajedinin içine fırlatıyor bu. Hani dünyaya fırlatılma meselesinde tamam siz dünyaya fırlatılmışsınız anladık ama siz okuru siz ta başında ölümün içine fırlatıyorsunuz. Mesele orada. Evet işte evet. Ama yazar bizi rahatsız etmezse o kitap dikkatimizi şüphesiz, çekmiyor zaten. Şüphesiz. Tabii ki yani. Yani bu bunu ben aslında şimdi bunu söylerken bunun bir başarılı bir şey olduğunu söylemek için söylüyorum. Tabii bunu vurgulamamın nedeni bu. Yazarın evet, başarısı evet, var evet, burada. Yani tabii. Dedim yani bütün bu yani bu roman başka türlü yazılamaz mı? Bence yazılabilir. Pekala Tina'yı anlatırsınız, aşkını anlatırsınız falan filan. Sonunda Türkiye'ye gelir birkaç ay sonra çatıdan düşer ölür. Böyle de yazabilirdiniz bu romanı ama bu romanın özelliği ya da başarısı zaten dediğim gibi yazarın bizi baştan Tina'nın ölümünün içine fırlatmış olması şey burada. Yanlış hatırlamıyorsam antropoloji okumuştunuz. Evet. Bu kadar romandaki kahramanlarınızın toplumsal ve bireysel hafızasına hakim olmanızın antropolojik bakış açısından da etkisi mutlaka mutlaka var. Var evet. Yani antropoloji şimdi iki taraflı bir şey var burada. Antropoloji insan bilimi demek ve insanı bir kere anlama odaklı bir alan. Yani siz antropolojide bir başkasına asla yabancı muamelesi yapamazsınız. Evet. Onu olduğu gibi anlamaya açık olmanız gerekir. Bir antropolog bir diyelim ki kabileye gitti. Kabile canlı canlı işte maymunu kesiyor yiyor mesela. Ay bu ne rezalet falan deyip orada uzaklaşamaz. Ona o da onu anlamaya çalışmaz. Bu kültürde bu çok normal bir şey. Bir kere bu dolayısıyla bir başkasına yabancı birisine yönelik ön yargılarınızın olmaması gerekiyor antropolojide. Ve aynı zamanda antropoloji tabii ki aktarım demek. Kültür dediğiniz şey aktarım demek. Ve antropolojide arkeolojide çok birbirlerine yakın alanlar ve arkeolojide ne yapıyor? Kazı yapıyor. Tarihe doğru kazı yapıyor ve bir toplumu anlamak için onun geçmişine birkaç kuşak hatta çok daha eski geçmişlere kadar kazı yapıyor. Bu eğitimi almış olmak muhtemelen benim bir karakteri ele alırken onu anlamak istediğimde onu mutlaka tarihine geçmişine doğru bir kazı yapma eğilimi yaratıyor bende. Belki de o yüzden Gürcistan tarihine ne kadar hakim diye düşündürtüyor bizi. Olabilir, evet. Evet, yazarın başarısı. Evet, ben de okurken kesinlikle Kaya Bey gibi, yani siz utanarak söylüyorum, bu adınızı duymuştum ama daha önce romanınızı, başka romanlarınızı okumamıştım. Okurken ya bu insan dedim, o kadar Gürcü ruhuyla yazılmış ki böyle çok şaşırdım ve burada da romanın ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar müthiş bir roman o. Yani şu an ben dedim o kadar içindeydim ki içindeyim abi bitmesin istedim ve 100. sayfada bıraktım yani. Çok rahat bitirirdim. Şimdi 100'den birinci sayfaya doğru geri okuyabilirsin. Ve hiçbir zaman bu roman bitmez. Evet, ama yani çok çünkü gözlerim yaşararak, burnum sızlayarak çok içinde okudum yani oraya kadar. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum size, çok kutluyorum. Çünkü etrafımda gerçekten bu beni çok üzen bir konuydu. Etrafımda çok yakın tanıdığım severler vardı, arkadaşım vardı. Yani bu açıdan da çok önemli. Umarım çok okuru olur. O duyarsızlığı, umarsızlığı aşarız bir şekilde. Şunu söyleyeyim ki benim de bana yani okurlardan gelen tepkilerde yani Türkiye'li okurların pek çoğundan şu tepki geldi. Kendimi Seval'de gördüm ve evet. Çok utandım evet. Ve çok kendimi kötü hissettim ve kendimi çok sorgulattı bana bu roman dedi. Bu en güzel tabii ki şey evet. Yorumdu benim evet. İçinde. Evet ben Irmak Hanım'ın bir video söyleşisinde dinledim ve kendisi bizzat şöyle diyor. Kendisi burada olmadığı için rahat söyleyebilirim. Bu roman beni de dönüştürdü. Evet beni de dönüştürdü gerçekten de çünkü sadece Tina ile bağ kurmadım ben. Ben de evet. Tabii ki Seval ile de bağ kurdum. Hepimizin kendi içimizdeki iktidar kurmaya çalışan tarafla yüzleşmesi gerekiyor. Seval'i de bir böyle şeytana dönüştürmemek zaten özellikle orada evet. Seval'in de arzuları var, özlemleri var.
mahcubiyetleri var, pişmanlıkları var, onun da zorlukları var. Yani orada Seval de kendisinde Tina'ya diyelim ters bir şey yaptığı zaman kendini kötü hissedip bu vicdanını temizleme çabaları var. Bütün bunlarla birlikte vermem gerektiğini düşündüm Seval'i ki onunla da bağ kurulması. Çünkü bu çok insani bir şey. Evet, eleştirilmesi gereken bir şey. Bir başkasına karşı zorbaca davranmak, onun haklarını, temel haklarını yok saymak, onu kamerayla izlemek, odasına dahi, yatak odasına dahi bir kamera koymak, bunlar temel insan haklarına aykırı bir şey. Ama bu o kadar doğallaşmış bir durumda ki, yani bugünkü toplumlarda, başka ülkeleri bilmiyorum ama Türkiye'de en azından bu çok sıradan bir şeye dönüşmüş durumda. Ama bunu bir sorgulatabilmek ya da işte şampuanın yarısını harcadı diye azarlamak, bunlar yani aslında kölelikte kalması gereken davranışların bugüne sirayet ettiğini görebiliyoruz ve bunları göstermek, hatırlatmak bazen çünkü bazı davranışları insanlar çok içselleştiriyorlar. Sadece içselleştirdiğimiz şey korku değil, içselleştirdiğimiz şey iktidar olmak da galiba. Romanı okumayanlar için söyleyeyim ki Seval burada o Tina'nın bakmakla yükümlü olduğu yaşlı kadının kızı. Yani Tina'nın patronu. Aslında Seval de değil mi bu toplumun şeyi kurbanı. Evet. Çünkü tabii. Yani otoriter bir toplumda kendinizi patron olarak gördüğünüz yerde bu isterseniz Tina gibi bir insanı çalıştırmak olabilir. Otoriter toplumda kendinizi patron olarak gördüğünüz yerde patron rolü oynamak zorundasınız. Yani Tina da o otoriter toplumdaki o patron rolünü yerine getiriyor aslında. Bir yerden baktığınızda o da aslında bu toplumun bir şeyi, kurbanı. Öyle görülebilir bence. Evet. Yani o insani ilişkiyi kurmakta zorlanıyor. Yani ki dans meselesi var orada. Evet. Değil mi? Yani Seval hep böyle bir iyi dans etsin, dans etmeyi öğrensin istiyor ama Tina muhteşem dans ediyor. Ama gel Tina bana şu dansı öğret diyemiyor. Yani niye? Patron çünkü. O yanında çalışan. Geçen dün bir arkadaşım bir şey anlattı. Onların müdürü anlatmış. Çok hoşuma giden bir örnek. Demiş ki bir iş yerine iktidarı anlamanız için, patron olmayı anlamak açısından bir iş yerine başlarsınız. Kapıdan girersiniz, güvenlik görevlisi kalkar, önünü ilikler. Bu adam niye kalktı önünü ilikliyor dersiniz. İkinci gün, üçüncü gün, bir ay sonra adam kalkmayı verir. Adama bak nasıl kalkmıyor dersiniz. Yani gerçekten de insan koltuğa alışan bir varlık. Ben de bu koltuğa çok alışmasam mı diyorum. Acaba imzaya mı geçsek? Evet, ne yapsak? Evet. Benim zamanım var bu arada onun için. Evet, işin ama zaman olmayan insanlar olabilir. Zaman olmayan insanlar olabilir. Baştan biz 2 saatlik bir etkinlik olacak demedik ki. Evet. İyi bir. Ama yine de lütfen sorusu olan varsa şey, sorsun. Pardon, sorunun başını kaçırdım. Hayati Asıl Yazıcı ve Şule Perinçek ile kesişti mi çalışmalarınız? Hayati Hoca ile tabii kesişti. Biz onunla aynı kanalda çalıştık yıllar önce. Şule Perinçek de dayımın eşi olarak çalışmalarda değil ama hayatta kesişti yollarımız. Evet, onlar da benim eşi dostlarım Gürcü. Kültürün üzerine ortak çalışmalarımız öyle oldu. Mi? Evet. Çok güzel. Mustafa Yakut, Türkiye'de ki bu Türkiye'li Gürcüler dediğimiz Gürcü kültürünün en büyük organizatörü diyebilirim. Yani yok, o negatif bir şey için söylemiyorum. Yani birçok insanın yapamadığı şey Mustafa çok iyi biçimde yapmıştır. İnsanlarla ilişki kurmak, haber vermek. Mustafa'nın o yanını her zaman böyle ben şey dediğim gibi takdir ediyorum. Gerçekten yani çok az insanda olabilen bir şey. Yani Gürcülükle hiç alakası olmayan birçok insan işte ne bileyim biraz Gürcü kültüründen bir şey biliyorsa falan Mustafa'nın bayağı şeyi vardır. Emeği vardır bu işte. Şimdi bu konuyu oradan açınca ben de altını çizeyim istedim. Evet. Sizin sorunuz var. Bey, Burcu Bayan olarak çok teşekkür etmek istiyorum size. Bu romanı yazmak için. Bir de şu anda ben okumadım bu kitabı ama sizden söylediklerinden dolayı ben de ana dil milli kadar duydum ki bu bir arada çarede olur yabancı ülkede giden ya göçmenler, göçmen bayanlar
biraz dikkatli olursunlar çalıştığı yerleri. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet, evet. Bayağı güzel bir sohbet oldu. Epey evet, zaman var, soru var. Türkiye'deki Gürcülerden ne kadar haberiniz vardı? Ya da Türkiye'de yaşayan Gürcülerin burada kendilerini ifade etmelerinde, tutun da kültürlerine, yaşatabildikleri kültürleri var ne kadar? Haberiniz var mıydı? Yazmadan önce. Pek haberim yoktu ama hissiyatlarım vardı. Sezgilerim vardı. Sadece Gürcülere özgü değil, burada yabancı olmanın zor bir şey olduğunu seziyordum. Sadece tabii son yıllarda en çok tartıştığımız konu bir de Suriye meselesi var. Suriyelilere davranışları da görüyorum. Bizim toplumumuzda da, başka toplumlarda da ya da bir yere yabancı olarak, yani bizim burada mesela Türkiye'den başka yerlere giden arkadaşlarımız var, onların yaşadıkları var. Ama Türkiye'deki Gürcülere has olarak ne yaşadıklarına dair çok fazla bir şey bilmiyordum. Ama şunu söyleyeyim, birkaç kitap okudum. Ama şöyle, Gürcü'ye özgü değil. Mesela Kimse Duymaz diye bir kitap var. Belki ilginizi çeker. Türkiye'de çalışan yabancı kadınların yaşadıklarına, yani yardımcı olarak çalışan yabancı kadınların buraya gelişleri, buraya gelme süreçleri, neler yaşıyorlar, burada neler yaşıyorlar, bununla ilgili bir araştırma, sözlü tarih çalışması, Kimse Duymaz ismi. Aslında benim sorum Çvenevurilerle ilgili. Yani Türkiye'li Gürcülerle ilgili. Ha, Türkiye'li Gürcülerle ilgili. Ha, benim gibi olan. Fahrettin Bey gibi, tamam. tamam, açıkçası o konuda da fazla bir bilgim yoktu. Ama şöyle söyleyeyim, ben de aslında Türkiye'li bir karmayım. Yani benim babam da, babamın kökleri de işte Makedonya'dan, Arnavutluk'tan falan gelme bir durum var. Hiçbirimiz aslında bence tam olarak buralı değiliz gibi geliyor bana. Hanımefendi, soyadınız Zileli olduğuna bakmayın. Zileli'yle alakası yok. Hiçbir alakam yok. Evet. Çok teşekkür. Evet, başka soru yoksa... 80 milyon Türkiye'de Gürcü Karaman seçtiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Eğer sonraki kitap için bir kahramana ihtiyacı varsa yazarım, ben buradayım. O gibi de başarıyım biz. Kavgada savruyum sadece. Çok roman olacak. Ara, ben çemiş akarı yaşa çorun, adı alayım. Ha, ben tabii adımın değiştirilmesini istemem romanda olduğu gibi diyor. Ama o tragedi yok, o komik. Ha, tamam, zaten bir dahaki romanın komik olması iyi olur. Evet, ben...